sonrasında yapılan basın toplantısında konuşan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Çileci, aday adaylığını açıklayan avukat Raşan Külünge başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Evet, çok değerli kadın kolları il başkanımız, gençlik kolları il başkanımız, geçmiş dönem kadın kolları il başkanlarımız, çok değerli dava arkadaşlarım. Öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 3,5 yılı geçmek üzere olan kadın kolları il başkanımızın milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunma törenine tekrar şeref verdiniz. Altı yıldır başkanımızla birlikte çalışıyoruz. Benimki de 6 yıla yaklaştı. Ben özellikle bu çıktığı yolda kendisine ve teşkilatımıza başarılar diliyorum. İnşallah hem şehrimize hem ülkemize de hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve hepinize ayrı ayrı saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz tekrar. AK Parti Erzincan Merkez İl Binası'ndan partilerin katıldığı basın açıklamasında Avukat Raşan Külünk aday adaylığını açıkladı. Sayın İl Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, teşkilatın her kademesinden burada bulunan yol arkadaşlarım, çok değerli ailem, ismini sayamadığım tek bir davetimle bu salonu dolduran tüm gönüldaşlarım, kıymetli hemşehrilerim, hemşehrilerim, can Erzincanlılar, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biliyorum hepiniz beni tanıyorsunuz ama ben ufak da olsa birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. 1977 Sakarya doğumluyum. Asker ve siyasetçi babamın en küçük kızıyım. İlk orta ve lise öğrenimi Ankara'da tamamladım. Lisans eğitimimi ise Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. Erzincan Barosu'na kayıtlı olarak yıllardır aktif bir şekilde avukatlık yapmaktayım. Evliyim, 3 çocuk annesiyim. 2011 yılından beri AK Parti ailesi içerisinde birçok kademede görev almış bulunmaktayım. Şöyle ki 2011-2013 yılları arasında kadın kolları siyasi ve hukuk işlerden sorumlu başkan yardımcılığı, 2014-2019 yılları arasında da ana kademe siyasi işler, ana kademede il seçim işleri başkanlığı görevlerinde bulundum. 2019 8 Ekim'den itibaren de ilk kadın kolları olarak, ilk kadın kolları başkanı olarak görev yapıyorum. Bugün ise bir kadın olarak, Erzincanlı bir hemşehriniz olarak 28. dönem milletvekili aday adaylığı profili olarak karşınızdayım. Her daim gece gündüz demeden hizmet ettiğim AK davamıza hizmet etmekten onur ve gurur duyduğumu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu hayati önem taşıyan seçimde de her zaman olduğu gibi el ele, omuz omuza, birlikte çalışarak yeni başarılara ulaşacağımızdan da hiçbir kuşkum yok çok şükür. Kadınlar siyasetin nesnesi değil, öznesidir diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu davaya hizmet etmekten gurur ve onur duyuyorum. Tarihinde hiç kadın milletvekili çıkarmamış Erzincan'da, Can Erzincan'ın ilk kadın milletvekili olabilme ihtimali bile beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm AK Parti hükümetlerinin kadına verdiği destek, önem, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, Cumhuriyet tarihinin en yüksek kadın vekil sayısına ulaşılması yönündeki çalışmalar aşikar olup takdire şayandır. Kaldı ki mevcut parlamentodaki kadın sayısı da yeterli olmayıp artırılması gerekmektedir. Burada değinmek istediğim birkaç önemli husus bulunmaktadır. AK Parti, kişi hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı, mağduriyetlerin yaşandığı, insanların din ve vicdan özgürlüklerinin yaşayamadığı, mahrumiyetlere maruz kaldığı, mağduriyetlerin Türkiye'de hak safhaya ulaştığı, var olduğu iddia edilen ama gerçekte olmayan bir seçme ve seçilme hakkının gölgesindeki bir dönemde kurulmuştur. Burada şunun altını özellikle vurgulamak istiyorum. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı 11 Aralık 1934'te verilmiştir. Fakat bu hak görünürdeki bir haktır. Çünkü Türk kadını seçebilmekte ama başörtülü Türk kadını seçilememektedir. Bu mağduriyeti başı kapalı vekil olduğu için mecliste yemin töreni esnasında aşağılamalarla kürsüden uzaklaştırılmaya varacak şekilde yaşayan kadın milletvekilimiz mevcuttur. Ne yazık ki bu acı dönemlere hepimiz birebir şahitlik ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2001 yılında kurulan AK Parti tüm bu haksızlıklara, mağduriyetlere ve mahrumiyetlere dur demesini bilmiştir. Ve Türk kadınına gerçekten seçme seçilme hakkı
AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanımızın çalışmaları sayesinde AK Parti döneminde verilmiştir. 28 Şubat sürecini iliklerine kadar yaşayan birisi olarak bu yaşananları asla unutmadım, unutturmayacağım. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu çağ dışı uygulamalara maruz kalmasına izin vermeyeceğim. Türkiye bu saplantılı dönemlerden başılık kapalı vekillerin, kaymakamların, hakimlerin, savcıların, kamusal alanda da her türlü hak ve hürriyetlerini kullandığı, din ve vicdan hürriyeti gereklerini de yaşadığı bir döneme gelmiştir. AK Parti hükümetlerinin insan ve hizmet odaklı çalışmaları sayesinde nereden nereye geldiğini anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu büyümenin, istikrarın ve hizmetin devamlılığı açısından 14 Mayıs'ta Erzincan olarak üzerimize düşeni yapacağımıza kanaatim kesindir. Daha dün Nevruz kutlamaları esnasında Mardin eski HDP milletvekili Ahmet Türk, bu dönem Abdullah Öcalan'ın özgürleşeceği bir dönemdir diye söylemde bulunmuştur. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim şiarı da düşünüldüğünde, biz kimin kiminle nerede olduğuna dikkat edip 14 Mayıs günü zaferi göğüslemek için elimizden geleni yapacağız inşallah. Bildiğimiz üzere 6 Şubat gecesi ülkemiz çok büyük bir felaket yaşadı. O bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımız gibi bizler de tüm Türkiye olarak derinden etkilendik. Tek yürek olmanın gereği yaraları sarmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık, azami gayret sarf ettik. Buna rağmen insanların acıları üzerinden siyaset devşirenleri de hepimiz gördük, şahit olduk. Bunu yapanları kamuoyunun vicdanına sunuyor, 14 Mayıs günü gereken cevabı sandıkta vereceklerine canı gönülden inanıyorum. Asrın felaketinde yaşamını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Depremde yara alan 11 ilimizde en kısa sürede toparlanmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bu döneme kadar benden desteğini esirgemeyen, AK Parti teşkilatlarında görev almama vesile olan, en başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Erzincan'ın Karlı Dağı Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'ye, İl Başkanımız Sayın Mehmet Cavit Çireci'ye çok teşekkür ediyorum. Burada beni yalnız bırakmayan en başta aileme, teşkilatlara, tüm dost ve sevdiklerime, siz de basın mensuplarına çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.